Neolor programına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Türkiye'ye yaptırım içeren kanun Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan geçti. Önemli ayrıntılar var madde madde. Şimdi hepsini ve daha fazlasını konuşuyoruz ama tabii bundan sonrası için ne olacak? Türkiye ne yapmalı? Bu önemli bir nokta. Profesör Doktor Kutay Karaca ile kalmıştık yayın öncesi. Kendisine de söz vermemiştim. Sayın Karaca şimdi tasarı da tabii merak ediliyor. Başlık başlık açmak istiyorum artık. F35'ler için ne diyor mesela bu tasarı? Ya da Rusya'dan Su-57 alınması bu tasarıya göre e, mümkün mü? Ne olur? Türkiye bundan sonra ne yapacak? Şimdi Göksu, sen şimdi e, zaten Katsa yaptırımları Rusya'ya karşı çıkmış yaptırımlar. Bu bir. E, hatırlayın e, bir anda isim gitti. E, Amerika Savunma Bakanı mı? Dışişleri Bakanı mı? Mektup göndermişti Türkiye'ye. Hani e, işte ikinci Johnson mektubu mu falan diye de şeyler çıkmıştı. Sonra da Trump gönderdi bir tane biliyorsunuz diplomasiye sığmayacak bir mektup. Onun son maddesinde şunu söylüyordu o kişi. Diyordu ki mesele Türkiye ile Rusya'nın bu kadar yakın ilişkiye girmesi. Tamamen bütün mesele bu mu peki hocam? Amerika adına. Tabii şimdi. Böyle gösteriliyor. Sevgili Ali Çınar'ın söylediği maddeler eyvallah ama ana temel nokta bu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben açıkçası 2012'den beri Türkiye'nin uluslararası sistemin değişimi üzerinden bir kuşatma altında olduğunu düşünenlerden. Bunun için de temel argümanlarım var. Yani esasında biz bu kuşatmaya ilk defa girmiyoruz. E, 1912'de Balkan Savaşları'yla... Osmanlı'nın son döneminde de aynı kuşatmayı yaşadı Türkiye. Ama o zaman milli mücadeleyle e, çok büyük bir başarıyla çıktık emperyalizme karşı ve bunu kırdık. Şimdi e, Göksu Hanım... bakın ne isteniyor Türkiye'den hiç bunu düşündünüz mü? Yani şimdi katsa Avrupa Birliği hani çıkmadı ama işte Mart'ta görüşürüz gibisinden bir şey gösterdiler. E, ne, nasıl söyleyeyim hani? Tehdit mi diyelim biraz. Evet. Mart'ta görüşürüz yani hani neyi, böyle, neyi böyle? görüşeceğiz? Topa. Sıtmayı göster, ölümü evet. evet. şimdi, şimdi ne ne, ne isteniyor Türkiye? Yani e, Suriye'nin kuzeyinde kukla bir Kürt devletini terörist aklıyla kuracağız. Siz de buna razı olacaksınız evet. Asıl temel sorun şimdi bu az. bak o aslında. Her daha var. E, Kıbrıs Türklüğü'nün haklarını sorgulama diyor adam. Evet. Biz ne varsa bu Rum yönetimiyle halledeceğiz diyor. Sana ne diyor Kıbrıs Türk'ünün haklarından, <laughs> Maraş'ın açılmasından Açılmasında. bilmem ne. E, Doğu Akdeniz'deki ve buradaki enerji kaynaklarından uzak duracaksın uzak diyor. diyor. Biz sana ne pay verirsek sen o paya razı olacaksın. Hani e, Atilla İlhan'a alalım sırttan payı diyor ya, ya sırttan payına razı olacaksın diyor. Hı. Ege'de Yunanistan'ın adalardaki silahlanmasına ses çıkarma. Lozan Mozan ne on geç zaten ben taraf değilim diyor Amerika. Yani geç bunları diyor. Hatta diyor 12 mille çıkarmaya müsaade ederse bunu savaş nedeni de sayma diyor hani alt taraftan. E Azerbaycan Ermenistan savaşında senin ne işin var diyor ya. Bırak bu öyle turancılık ırkçılık falan bilmem ne hikayelerini. Sen ne işin var orada diyor ya. Yani böyle şeyler yapmayın diyor. E savunma sanayini geliştirmene gerek yok ya, diyor. Evet. Sen öyle İHA, SİHA falan öyle. aman aman ya. Türkiye'nin sahadaki etkinliği mi da, rahatsız nerede? etti Şimdi peki? Oraya Bunlar mı? Sonuçta yani dolayısıyla tekrar... stratejik silahlara kendin sahip olma ya da stratejik silahları benim istemediğim bir taraftan alma diyor. Şimdi bakın bu taleplerin açık ve net olarak açıklaması şu. Ben diyor burada bir şekil yaratacağım. Bu şeklin içerisinde sen etkisiz elemansın. Ve bu etkisiz elemanlığını etkili hale getirirsen ben seninle kötü olurum. Diyor. Ama uluslararası sistemde bir değişim var. Şimdi, değişim ne? Bir, sistem artık hegemonik değil. Kimse kimsenin üzerinde kendi hegemoniyasını kullanabilme e, durumunda değil. Daha doğrusu en şey anlamıyla soğuk savaş dönemindeki hegemonik yapıdan uzak çok çok uzak. Kutup sistemi yok. Yani bir kutup lideri ve hegemonyasını altındaki ülkelere dayatacak ya da o kutup liderinin güvenlik şemsiyesi altında bir devletler sistemi şu anda mevzu bahis değil. kutup sisteminden uzaklaşmışız ve merkezi merkezileşmiş bir uluslararası sistem var. Burada da merkezileşme çok daha fazla bölgesel e, e, örgütleri ve bölgesel ülkeleri daha öne çıkartıyor. Şimdi Türkiye'de bölgesinde çok net olarak öne çıkmış bir ülke. Bu bir. Nedeni de var bunu. Çünkü e, Arap dünyasına bakarsanız, biz üç tane e, Arap ülkesi Arap dünyasının liderliğini yapar. E, Arap milliyetçiliğin temelini oluştururdu. Mısır başta olmak üzere Suriye ve Irak. Mısır Suriye birleşti iki kere ayrıldı. Şimdi Irak'a 90'da girdin. Bugün Irak'ta devletin hiçbir esamesi yok. Suriye paramparça konuşmuyoruz bile. Mısır'da öyle bir ortam yarattın ki hiç kargaşalık içerisinde kendi milli siyasetini izlemeyen izleyemeyecek bir Mısır var. E şimdi tüm bu bölünmüşlük içerisinden sen Orta Doğu coğrafyasını tekrar 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 dizayn etmeye çalışıyorsun. Ve buna kendi geleceği ve kendi güvenliği adına itiraz eden bir Türkiye var. Şimdi en temel neden bu. Yani S-400, F-35 ne bileyim e, baş, bu, bu değil. Buradaki oluşturacak sistem içerisinde e, sırtlan payına razı olmayan bir Türkiye var. Bundan sonra peki ne olacak? Türkiye'yi nasıl o, o bir şeyin içine çekmeye Şimdi ben, çalışıyorlar? Ha, diplomasi tartıştım. Sonuçta diplomasi sevgili Ali Çınar'ın söylediği gibi e, ona da buradan tekrar selamlarımı ileteyim. E, diplomasi hiçbir zaman e, bir şekilde net olarak kestirip atılamaz. Zaten kestirip attığınız zaman savaşa doğru evrilmiş demeksiniz. Şimdi e, Fethullah Gülen konusunda hocanın söylediği gibi bir ilerleme sağlayabilir miyiz? İlerisi göz, gösterecek. Hani... Çünkü büyük devletlerin ne zaman ne politika değişikliği yapacağını bilemezsiniz. Bu bir. İki, uluslararası sistem nereye evrilir? E, Türkiye çok daha e, zaten mevzu, mevcut olan jeopolitik önemini ve e, sistem içerisindeki önemini daha da arttırırsa o görüntüsüyle çok daha muhatap alınabilecek, çok daha e, diplomasiyi derinleştirebilecek bir ülke haline gelir. O zaman değişebilir. E, Suriye'de bir devlet yok. Suriyedeki e, devletin olmaması, Suriye'nin parçalanacağı anlamına gelmiyor. Rusya'da, Türkiye'de, İran'da, Amerika Birleşik Devletleri'de e, diyorlar ki biz bütün bir Suriyeden e, yanayız. e Şimdi e, Rusya bunun karşılığında herhangi bir bölünmeye yol açacak bir şey talep ediyor mu yok? Ama bakın bugün. Amerika Birleşik Devletleri hatırlayın Haziran ayını G20 zirvesine Trump Türkiye adına iki tane şey söyledi. Bir, Türkiye S-400'ü Ruslardan almakta haklıydı. Çünkü biz vermemek için 90'ların başından beri ettik dedi. İki, e bu PYD, YPG'yi PKK'dan ayıramazsınız. Bunlar teröristler, onlar da aynı teröristler dedi. Yani kendi içindeki gerçekleri söyledi. Ben demedim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı söyledi. E şimdi bu süreç içerisinde siz Hukukla bir devlet üzerinde e, ısrarcısınız. E, ama dinamikler de farklı e, geliyor. Çünkü e, işte hiçbir şekilde olmaz denen e, Dağlık Karabağ ve Rayon çok şükürler olsun ki Azerbaycan'ın tekrar e, kontrolüne geçti. Ve Azerbaycan topraklarının bağımsızlığını tekrar aldı. E, olmaz deniyordu. Hani Rusya buna müsaade etmezdi. E işte mecbur kalınan noktalar var. Herkesin birbirine mecbur kaldığı noktalar var. Şimdi sevgili Ali Çınar da Yaşar Hoca da söyledi. İşte Biden e, bu sorunları çözüm adına ne yapabilir? Bir şey yapacak gibi gözükmüyor. Ya Biden bu sorunları yaratan Obama yönetiminin dış politikada etkin olan başkan yardımcısıydı. Zaten bu sorunların çoğu Biden'ın getirdiği sorunlar. Trump'la devamını yaşadık. Şimdi bundan sonra Biden'la Trump'ın da... seçim öncesindeki demeçlerine bakarsanız Gökşen diyor ki Obama yönetimi diyor Suriye'de diyor. Öyle büyük hatalar yaptı ki diyor. 2014 seçimlerinden önce. 2016 pardon. 2010 diyor ki öyle büyük hatalar yaptı ki diyor. Teröristleri müzakere ederek müttefiklerimizi bir kenara etti diyor. Kendi cümleleri bu. Bunu yaptı diyor. Rusya'yı diyor Orta göbeğine soktu diyor Suriye'ye diyor. Bu büyük hatadır diyor. Ve e şimdi döndük e, Biden'ın dış politika savunma adına seçtiği kişilere bakıyoruz ki belki sevgili Ali Çınar ben bir iki tane yazı okudum ona cevap verebilir Amerika adına. Demokrat Parti içerisinde de Obama'ya karşı olan bir reformist grup var. Ve bu grup örneğin e, Biden'ın seçtiği ekip konusunda soru işaretli olduklarını da açıklamışlar. Biz yazıdan öğreniyoruz. Belki e, sevgili Ali daha net. Şimdi... Aslında Biden'ın konuşmalarına işte tekrar yeni dönem nasıl olacak, yeni senato nasıl kurulacak, belki her şey çok daha farklı hem olumlu hem olumsuz anlamda bunları tek tek konuşacağız ama sizin değindiğiniz o önemli nokta Rusya'ya karşı alınmış tedbirlerdir evet. bunlar dediniz. Sayın Karakuş'a da bir soralım. Sayın Karakuş siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu katsa yaptırımları neden alındı Türkiye'ye karşı? Sayın Karaca da Rusya'ya karşı alınmış tedbirler ifadesini kullandı. Katılıyor musunuz buna? Böyle söyleyeyim. E, herkes kendi fikrini söyledi de benim söylemek istediğim bu e, Katsa olayının e, kurtulması çarelerine bakmamız lazım. Şimdi esas bana göre konu o. E, konu genel olarak bakıldığında işte Suriye ile ilişkisi, Irakla ilişkisi, yok Rusya ile ilişkisi çeşitli ilişkiler var. Onu gayet iyi biliyor herkes efendim. İşte bizim e, Doğu Akdeniz'de başarı elde etmememiz için çalışılıyor. Kıbrıs'la ilgili belli. Yani konular belli. Ama burada efendim, önümüzde bir katsa denilen yaptırım var. Şimdi biz onun üzerinde durmalıyız. Onun üzerinde çalışmalıyız. Bir defa bakın. E, malumunuz bu NATO'da Dışişleri Bakanları toplantısında efendim, orada Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO büyükelçisinin sözünü söylüyorum. K. Hatchins diye Ankara'nın S400 kararından geri adım atmasını beklediklerini söyleyerek Türkiye'den bir kez daha geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz. Bakın. Ne, ne demek bütün bu? konu S400'ün etrafında ee, bu apaçık S400 konusunu hallederse Türkiye ile muhteşem bir efendim tekrar <laughs> ittifak içerisinde olacağız diyor. Onu o zaman tek dertleri söylüyorum. sanki S-400 gibi bana, mi oluyor? Öyle mi anlıyoruz Sayın Karakuş? Efendim bahane S-400. Bakın bütün bu olayların bahanesi S-400. Şimdi bakın maddeleri okuyalım. 12 maddenin 6 tanesi kişilerle ilgili. Kişi ve kurumlarla ilgili. Yani kişiyle ilgili seçtiği takdirde diyelim ki Trump e, aşağı yukarı e, ne yapalım O kişiler çok büyük zarar görecektir Manasını veriyor Ama efendim e, Bize bir yıl içerisinde Türkiye'nin de tahayyüt etmesi halinde Bazı kuralları Efendim bu kassa uygulaması Kalkacaktır diyor bakın Şimdi Söylediği şu bakın Bir yıl içinde Türkiye'nin veya Yaptırım uygulanan kişilerin S-400'leri ...muhtesinde bulundurmadığını, Rus vatandaşlarının, bakın tekrar ediyorum, Rus, Rus vatandaşlarının S-400'leri çalıştırmadığı teyit edildikten sonra Türkiye'nin taahhütü sonucu yaptırımlar kalkabilir. Bakın şimdi burada ne var? Özellik. Yani Türkiye'ye yaptırım olmayacağını söylüyor. Türkiye'nin çünkü taahhütü sonucunda, söylemi sonucunda efendim bu kalkacaktır diyor. Demek ki bu kişilere gelecek. Kişilerle ilgili de 6 madde var. Yani onun dışında madde yok. 12 maddenin 6'sı kişilerle ilgili. Kri kişi ve kurumlarla ilgili. Dolayısıyla yani Türkiye'nin taahhütü sonucu kalkacağından ne demek? Efendim zaten biz Türkiye'ye yapmayacağız yaptırımı, efendim kişilere yapacağız demek. Bir kere bunu bilelim. İkincisi, efendim bu yaptırım diyor, Türkiye'den ithal edeceğim mallara yapılmayacaktır diyor. Bakın. Yani neden diyor? Ebe님 işte bizden bor alıyor. Belki ileride toryum alacak. Onlar bizi takip ediyor. Efendim şimdi malumunuz Eskişehir'de e, lityum iyonun e, lityum karbonatı bulundu. Bütün araçların üretiminde Türkiye'de üretilecek araçların bataryaları ebe님 Aspilsan'da yapılacak. Kayseri'deki aspirsan şirketinde yapılacak. Elektrikli araçların üretiminde Türkiye'nin ham maddesi Türkiye'nin içinde efendim üretim yeteneği bir yerde efendim dediğim gibi bataryasını üretim yeteneği elektrik gücünü elde ediş yeteneği efendim Aspirsan'da Kayseri'de meydana getirilecek. Dolayısıyla bu tür malzemeleri almamda bir sıkıntı yaratmamam için diyor ki efendim bir defa ithal malları kapsamayacak. Şimdi gelelim diğer konulara. Efendim, Aynı zamanda bize tabii ki burada en önemli uygulama şu. Bizim 6 tane F-35'imizi vermedi biliyorsunuz. Şimdi bütçeye bu F-35'lerin parasını koydu. 2021 bütçesinde 1 milyar 250 milyon dolar efendim, bu 6 F-35'in parasını koydu. Onların parasını bize ödeyecek efendim, faiziyle, tazminatıyla, sözleşmeyi bozduğu için. F-35'leri alacak mı peki şimdi parçalar. Amerika Birleşik Devletleri Sayın Karakuş? Yani el koyacak mı F-35'leri? Koydu, bitti artık bundan sonra. Koydu, koydu zaten. Koydu, Paramızı koydu alacağız zaten. ama. Koydu zaten. Alt, a, 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 evet, 6 ay önce falan koydu zaten. Ee, bizim F-35'lerle onların ürettiği F-35'ler farkı olduğundan dolayı onların düzeltmesini de yapıp kendi hava kuvvetlerinde kullanmaya başladı. Şimdi burada önemli konu tabii ki bu F35'lerin e benim Yunanistan tarafından istenmesi. Şimdi oraya da geleceğim. Oraya da bağlı çünkü. Bunun arkasından bir konu daha var bakın çok önemli olan. O da nedir? Efendim Trump iki defa efendim bizim F35 parçası üreten Şirketlerimizi desteklemek amacıyla 2021'in sonuna kadar bu efendim firmaların çalışmaya devam edeceğini belirtti. Biz tabii ki bu F35 projesinin içerisinde kalsaydık, bu şirketlerimiz 11 milyar dolar kazanacaktı. Halkımız bunu bir bilsin. 11 milyar dolar efendim Türkiye'nin cebine girecekti. Aynı zamanda eğer biz bu F35 projesinin içerisinde kalır isek ondan sonraki dönemde F35'lerin bakımı tamamen Eskişehir'de yapılacağından 16 milyar dolar tabii bu kullanım ömrüyle ilgili 30-40 yıl içerisinde 16 milyar dolar da oradan e, karımız olacaktı. Şimdi burada söylemek istediğim gayet basit. Bütün bunlar Efendim bahanesi ne? S400'ler bahanesi. Ve e, tabii ki burada e, bir kısım kişiler e, efendim tahkime mi gidilecek, ne olacak filan diyorlar. Bize zaten parasını ödüyor e, 6 tane uçağın. Orada bir tahkim mahkim söz konusu olmaz. Ama ondan sonraki malumunuz bu 11 şirketin üretimiyle ilgili. 11 milyar dolarlık üretimiyle ilgili 15 gün içerisinde ...başka şirketlerin belirlenmesi hakkında karar verecekler. Şimdi bizim hemen bu bahaneyi ortadan kaldırmamız lazım. Ne istiyor bizden S-400 ile ilgili? Efendim Ruslar bu S-400'lerin yanına yaklaşmasın. Neden? Korkusu şu, efendim Ruslara acaba bir bilgi bu F-35 ile ilgili aktarılması söz konusu olur mu diye. Bunu bahane ediyordu zaten. Bana göre Türkiye'nin birinci öncelikle bu bahaneyi ortadan kaldır... Kaldıracak çalışma yapması lazım. ne yapması gerekiyor yani, peki Sayın efendim, Karakoş S400'leri kullanmaması konu, mı gerekiyor konu, ya da bunu açık söylemesi mi gerekiyor veya nasıl bir yolu izlemeli Türkiye? O, bakın bu çok kolay. Bununla ilgili efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten savunma bakanı söyledi. Biz dedi epeyim e, bu F35'lerle ilgili bir kurul meydana getirmek istiyoruz, komisyon meydana getirmek istiyoruz. O komisyonda efendim Amerikalılar ve Türkler bulunacak. Başka kimse bulunmayacak. Bunun sonucunda ne yapılacağı konusunda karar verilecek. Bu, bu Pakistan modeli üzerine, mi önerdiğini söylediğiniz, söylediğiniz yöntem. Evet, Pakistan modeli. Pakistan'a da, Pakistan'a da yapacağını şey yaptı Amerika 40 tane. Sayın Karacan'ın itirazı var burada. Ondan sonra şey aynı şey değil çünkü. Pakistan. Sayın bir sonra bil, bil... yapsın. Sonra yapsın lütfen. Sonra yapsın itirazını lütfen <laughs> sonra yapsın. İtirazı sonra yapsın ben bildireyim söyleyeyim. Ondan sonra Pakistan'la ilgili Pakistan'a 40 tane uçak satmıştı. Daha 40 tane daha satacaktı. Fakat Pakistan'ın nükleer benim enerjiye sahip olunca, nükleer silaha sahip olunca Pakistan'a ambargo uyguladı. Benim herhangi bir parça filan satışı söz konusu olmadı. Değişik şekillerde Pakistan'la Amerikalılar yan yana geldiler. Bazı parçaların Efendim satışı verilmesi söz konusu oldu. Pakistanlılar hala F16'ları uçuruyorlar. Peki. Şimdi burada da böyle bir kurul oluşup bu kurulun oluşması sonucunda efendim e, belki bir çare bulunabilir. Buradaki bahane S400'dür. Bunu kaldırmadan Türkiye'nin bu katsadan olsun diye zaten bu katsayı ve bunları halletmeden diğerlerini halledemez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bizi daha çok sıkıştırmak için Yunanistan'a biliyorsunuz hemen F35 verecek 25 tane. Evet. 18 tane de Fransa Rafale verecek. Türk Hava Kurumu'yla ile mukayese edildiğinde Türk Hava Kurumundan güçlü bir hava kuvvetleri yaratmaya çalışıyorlar. E, bu da bizi baskı altında tutma e, hadisesi e, bizim milli uçağımızın üretilmesine e benim daha çok yıllar var. 2023'te daha henüz iki tanesi hangardan çıkacak. İlk uçuşu 2007'nin sonunda Efendim 100 tane uçağın üretimi 2035 edecek. Onun için bu arada kimse Türkiye'nin birisiyle, daha doğrusu tehdit daima Yunanistan'dır. Yunanistan'la efendim herhangi bir şekilde savaşmayacağını kimse garantisini veremez. Onun için bu önemli konudur. Karar artık tabii ki elbette iktidarındır. Bunun yanı sıra işte genel Genelkurmay'ın efendim evet. kuvvet komutanlıklarının tabii ki burada özellikle hava kuvvetlerinin e benim ne diyeceği bana göre çok önemlidir. Şimdi aslında önemli notların Buyurun, altını çizdiniz. Bu S400 konusunu diğer konuklarıma da soracağım. Çünkü kolay bir konu. S400 ile ilgili Türkiye'nin yapması gereken adımları bir an önce atması gerektiğinin altını çizdiniz. yetkilileri aslında burada ifadenizi kullandınız ama Sayın Karaca Pakistan konusunda ve Sayın Özülker evet. de aynı şekilde şey, itirazım var dedi. Şeyi, Nedir Pakistan o itirazınız? Pakistan konusunda şöyle. Pakistan'da Amerikalılar kendi verdiği silahlar üzerinden bir komisyon kurdular. Yani F-16 Amerikan silahı. Rusya'dan alınan bir silah söz konusu de orada. Hayır siz Rusya'dan silah aldınız. Dediniz ki ben bir komisyon kuracağım. Bu işte e, Rus Rusya'dan e, aldığım S-400. Çünkü daha ikinci parti de var. E, Rusya dedi ki sen ne yapıyorsun? Bak, ne, ne diyeceksiniz? Şimdi bakın burada bir şey var. İki bir şey geliyorum. S-400 konusu çözülmeyecek bir konu değil. Bak gerçek söylüyorum bunu. Ne yapmalı ya Türkiye bir şey mesela öyle Bak Sayın Karakuş kolay bir konu dedi. Bak kolay bir konu mu? Ben burada komutanıma katılıyorum. Efendim bakın ben şimdi şöyle söylemek değil. istiyorum. Mesela şey Pakistan'la ilgili konuda ben Pakistan'la ilgili konuda şunu söylemek istedim. Pakistan'a verilen tabii ki Amerikan silahları ama demek istediğim o ki Pakistan'a uygulanan benim ambargonun sebebi Pakistan'ın nükleer silah yapmasıydı. Onu söylemek istiyorum. Daha sonra anlaştılar. Efendim, bir kısım parçaların verilmesi söz konusu oldu. Hatta Pakistan serbest piyasadan aldı. Komutan, Bunların modelim, hepsini Pakistan o, o günlerde Pakistan. takip etmişiz. Evet. Sizin söylediğiniz değil. Bakın Pakistan modeli diye bir şey çıktı. Ee, yeni Şafak'taydı galiba. Evet o, o maaş. Yaz, e, evet, evet biliyorum. Mehmet, e, Hacet. Mehmet Hacet. Mehmet Hacet'in. Hı. Şimdi o... Pakistan modeli orada Türkiye'de de konuşuluyor ama o model buraya uygun bir model mi? Bu soru işareti. Uygun bir model İyi evet işte evet. onu söylüyorum. Yani bir tanesi Amerika'nın kendi verdiği silahlar üzerinden bu silahların nasıl kullanacağına ait bir komisyon. Ben de benim de ama, itiraz demeyelim de ama bir açıklama getirmek fikir. lazım. Şöyle ki bakın 1964 yılında biz Kıbrıs'a çıkmaya kalktık. Johnson mektup gönderdi benim verdiğim silahı kullanamazsın diye Amerika Türkiye'ye verdiği her silahın nereye nasıl kullanılacağını Almanya'da aynı şey yapmıştır. Güneydoğu'da benim verdiğim tankı, tankı kullanamazsın. Tankı. Evet. Şimdi Pakistan'la yapılmış olan anlaşma F-16'ları alırsın ama benim e, icazetim iznim olmadan bunları sen kullanamazsın. Yani başka git Hindistan'ı vuramazsın. Evet. Mesele bu. Adamın da bir numaralı düşmanı Hindistan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan kontrol altına almak suretiyle bu savaşın önüne geçtiğini varsayıyor. Diğer tarafta da o ülkenin kendi hür iradesiyle silahını kullanabilme şansı, imkanını ortadan kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, ben, ben de bir şeyler söyleyeceğim tabii şimdi o konularda ama e, bu şu ana kadar yapılan konuşmalarda net bir biçim herhalde, anlaşıldı ortaya çıktı ki Türkiye Cumhuriyeti hukuken de siyaseten de haklıdır. Kesinlikle. Ve bu hakkını savunabilmek için de hem ordusunun caydırıcılığı hem de aynı zamanda ellerinin serbest olmasıyla eş değerde işe girmek mecburiyetindedir. Büyükelçim burada Amerika yet, gelip de bana S400'lerle ilgili ya. bu yasağı getirirse bunu şimdi S400'ler ayrıca konuşuruz da bir tek şey hatırlatayım. S400'leri kime karşı kullanacaksınız? NATO üyesiyseniz Amerika'ya karşı mı? Bana saldırmadıkça niye kullanayım? Öbür tarafta da unutmayın ki gene bunları konuşacağız tabii ama şu anda bizden başka e, yüksek irtifalı füzesi olan olmayan bir tane ülke yok. yok bir tek biz yok. varız. Amerika'ya gittim. Yunanistan'da da S-300 var ya aslında. Işte, S-300'leri hepsi... var onların dahi şurada. Girit'te ya, yatıyor. Yalnızca Yunanistan değil ki bu işin içerisinde. Hepsi. Şimdi... Bir tek bende yok. Romanya, ay, ay, Romanya Bulgaristan'ı aldı? aldınız? Bir daha ilave edeyim efendim. Buyurun sayın karım. İlave Tarık. edeyim bir de müsaadenizle. 6 tane de Patriot bataryası var Yunanistan'ın. Birisini hatta Suudi Arabistan'a veriyor şu yakında. Ha, şimdi şöyle bir şey. 6 tane de Patriot bataryası şimdi var Yunanistan'ın. Şimdi e, Yunanistan'da S-300 var. Şimdi bu yine Rus yapımı. Şimdi bu S400 tartışmaya çıkınca bazı yorumcular e, gerçekten televizyonlarda benim de seyrederken güldüğüm yorumlar yaptılar. Nedir o yorumlar? E Yunanistan bunu yalnızca tatbikatlarda kullanıyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ha, Yaşar hocam <laughs> da gülümse Evet Çünkü neden gül? Yani aklı başında herkesin gülmesi. şimdi. Öksanım tatbikat, Öksan tatbikat ne ya? demektir? Savaş senaryosu demektir. Şimdi tatbikatta kullandığınız bir sistemi siz savaşta da kullanabilirsiniz demektir. Bugün ya bir ay önce mi yaptılar? Almanlar ve Fransızlar da katıldı, girdi. s 300ü kullandılar. O zaman NATO'nun hiçbir sistemine o S300 sıkıntı yaratmıyor da şimdi S400 mü sıkıntı yaratıyor? Bakın. Sevgili hocam bir şey daha ilave edeyim. Bugün Suriye s de yerleştirilmiş olduğu bir bölgedir, bölge. Bölge. Karşısında da İsrail'in F-35'leri uçuyor. Ve ka karşılığa da geldiler biliyorsunuz. Geldiler. Bunlar orada yaptığı zaman hiçbir sorun yok. Ama Türkiye'nin S-400'leri dolayı ben sanki savaşacağım Amerika'yı. Maddeyi... Bunlar mantığı yoktur efendim. Bak, mesele o mektuptaki son maddeydi. Ya adamın adını bir türlü çıkartamıyorum. Ya Amerikan <laughs> Savunma Bakanı ya da <laughs> o son Sayın madde açık ve net şunu diyordu. Türkiye'nin Rusya ile giriştiği ekonomik ve askeri işbirliği Amerika'yı rahatsız ediyor. Müttefikliği mi diyelim bir nevi aslında çünkü e değil son çünkü dönemde Orta Doğu'da bakın birlikte aslında gözlemledik. ama şöyle de bir başarı var. Astana sürecini işlettiniz. Diplomatik bir başarıdır. Doğru mu hocam? Tabii ki. E geldiniz e, dağlık Karabağ'da bir evet. diplomasi gerçekleştirdiniz. Evet. Ya biz 90'larda bu konuları çalışırken hocam hatırlar. Komutanım da hatırlar Genelkurmay'da yapılan toplantılar. Ya Rusya bir kere müsaade etmez orada öyle bir şey yapmıyor. Ee. Hep bunu söyledik. E Rusya niye müsaade etti? Çünkü Rusya da sıkışmış durumda. Evet. Rusya da dağılmış durumda. Evet. Ekonomik anlamda da e, iyi yerlerde değil. Nüfus da artık şeyi çevirmiyor. O Rus toprağının büyüklüğünü çevirmiyor. 90'larda Sovyetler Birliği dağıldığında en çok konuşulan konulardan biri gelecekte Rusya Federasyonu'nun da ikinci bir dağılma yaşayabileceği üzerineydi. Evet. Rusya bundan da tedirgin. Bundan da tedirgin. E şimdi böyle olunca Rusya'nın da bir şekilde güvenebileceği bir ya da yakın ilişki kurabileceği bir ülke var. O da Türkiye mi? E şöyle karşılıklıdır bu diplomaside. Yani Rusya e, o batının uyguladığı ambargo ve yaptırımlardan dolayı yalnızlığını Türkiye ile giderirken Türkiye'de özellikle Suriye üzerinden müttefik dediklerinin teröristlerle e, tutuştuğu işbirliğini Rusya ile giderdi. E bu da çok normaldir. Amerika Birleşik Devletleri. O, bunlar rahatsız. S-300 ile ilgili söylemem gereken. Ee, Sayın Karakuş da söz hakkı istiyor. Sayın Karakuş görüyorum sizi, döneceğim ama e, Sayın Çınar size dönmek istiyorum. Çünkü Sayın Karaca önemli bir noktanın altına değiniyor. Rusya ile olan e, ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Öyle mi gözüküyor tablo? E, bunun aslında rahatsızlık veren konu tamamen bu mu? Öncelikle S-300 konusunda e, Kutay Hoca'nın söylediği gibi Yunanistan örneği veriliyor ama burada Amerikalı resmi yetkililerin cevabı cevabıyla aslında söyleyeyim. S-300 konusunda Yunanistan'ın kullandığı ayrı. Çünkü F-35'te entegre olacak bir sistem değil, eski bir sistem. Yani Amerikalıların resmi yetkililerin söylediği S-300 cevabı bu. O nedenle S-300 ile S-400'ü mukayese etmiyor Washington DC'deki resmi temsilciler. Ama ilk başta söylediğim gibi ki Kutay Hoca'ya da burada e, dediklerine tamamen katılıyorum. Konu burada S-400 konusu değil. Konu Amerika Birleşik Devletleri ilk yayının başında da söylediğim gibi e, Rusya ile Türkiye'nin savunma sanayinde kesinlikle iş yapmasını istemiyor. Hiçbir Rus savunma ürününü Türk toprağında görmek istemiyor ve Amerika Türkiye'yi, ...bağımlı hale getirmek istiyorsam. Senato bu konuda çok net anladığım de. kadarıyla değil mi Sayın Çınar? Yani bu Trump e, gidecek ama Biden de gelse Senato bu kararından hiç vazgeçmeyecek. Bunu mu anlıyorum? Evet. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden telefonda konuşsa... ...Türkiye aktive etmese veya Patriot'ları ben Biden vereceğim dese bile... ...kongrenin onaylayacağı garanti değil. Yani Obama'da bunu yaşadık. Obama da Patriot'ları verecekti ama... Kongre bloke edecekti ve olmadı. Yani biraz tarihine baktığımız zaman burada Amerika'nın çifte standartını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri F-35 konusunda Trump hükümeti ciddi bir baskı yapıyor. Kongre'de e, bu F-35'in verilmemesi bloklanmaya çalışıldı olmadı. e Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Rusya ve Çin çalışıyor ama Türkiye'ye gelince olay farklı hale geliyor. Yani burada çıkar çatışması daha da büyüdüğü için... Ayrıca savunma sektöründe Türkiye'nin Amerika'ya tekrar bağımlı hale getirilmesi. Yani S-400 konusunda daha farklı bir boyuta geliyor bu konuda. Burada aslında Göks'anın önemli olan, yani biz bir buçuk yıldır yaptırım geldi, gelecek, gelmek üzere. Konuşuyorduk. Yani sembolik de olsa, hafif de olsa, ağır da olsa hep bu konuşuluyor. Ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık, piyasaları tedirginlik yaratılıyor. Burada yapılması gereken, Yarın Trump buna imza atıp karar verse Türkiye'nin ABC planına Türkiye nasıl bir cevap verecek? Acaba S400'ü aktive edecek mi? Yani burada Türkiye'nin de artık S400 konusunda net artık karar vermesi gerekiyor. Çünkü hakikaten kamuoyunu da rahatsız eden, tedirgin eden bir hava oluştu. Bunun da artık çözülmesi gerekiyor. Yani biz artık Amerika'dan yaptırım geldi, gelmeyecek dışında Türkiye acaba ne yapacak? Hazır mı? Yani ilk adımı Türkiye ne zaman atacak veya atacak mı? Bunları aslında daha çok konuşmamız gerek. Ee, aslında Sayın Karakuş da yayının başından beri temel olarak hepimiz aynı şeyi soruyoruz ama e, Yaşar Hocam siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye bundan sonra nasıl bir adım atacak? İşte Sayın Çınar'ın söylediği gibi bir yıldır aslında biz yaptırım geldi mi gelecek mi? Dediği gibi acaba piyasalara mı gelecek? Ekonomik anlamda daha farklı mı olacak dedik. Geldi o kassa yaptırımları. Peki bizim BC planımız ne Türkiye olarak? Yani şimdi... ABC B, C planları e, tercih ettiğiniz bir e, yolun e, üreteceği şeylerdir. Biz bunu gönüllü bir tercihle mi? Böyle hani çok sayıda seçenek vardı. Canım Patriot'ları veriyorlardı, işte Çin veriyordu, o veriyordu. Biz Rusya ile ilişki kuralım dedik. O yüzden oraya girdik. 2013'te Çin'den almadık. Almadık, evet. Dolayısıyla böyle olduğu için. Hani çoklu seçenekten bir tercihte bulunduğunuz için şimdi ABC seçeneklerinde üretmek bize düşüyor. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim 18 ay mı? 16 aydan fazla Patriotlar için uğraşıldı Türkiye'nin alması için. Hocam 90'ların başından mı biliyorsun? Tabii. Yani olay baş Vermediler. Vermediler. Clinton, Clinton, zamanında başlıyor. Ya vermediler. Yani parasıyla almaya çalıştığın... Verdiler biz işletiriz dediler. Tabii. Dolayısıyla siz ne yaptınız? İçin şeyde e, teması da başlamıştı ondan vazgeçtiniz falan. En sonunda üstelik S-400'ün e, şöyle bir yanı da önemli. Eğer öyle olmayacaksa Türkiye açısından da yine mevcut e, milli savunma sanayinde belirlediği iklimle uyumu açısından da önemli bir şey. Ruslar bakalım o konuda nasıl bir e, yaklaşım sergileyecekler. Çünkü ortak üretim gibi bir boyutu da var bu işin. O yüzden de girildi aynı zamanda. Ama bu patriotlar olmadığı için girildi. İşte herkes altını çiziyor. Türkiye'nin çatısı olmasın mı? Türkiye'nin bulunduğu yerde ilk olması gereken savunma başlığını, eylemini, fonksiyonunu en güçlü kılması gereken yer Türkiye'nin bulunduğu yer ve Türkiye'nin bizzati kendisi. Bu kadar terör örgütünün derdi ne? Kuyruklarını birbirine bağlayacaksınız. Hedef Türkiye diyeceksiniz. Arkadan onlara bedelsiz silahları vereceksiniz. Bir de adına müttefik diyeceksiniz. Ha. Tamam mı? Ondan sonra NATO ülkesi vesaire diyeceksiniz. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl kabul edilebilir? E ne olacak o zaman? Yok. Oradan da almayacaksın. Ben vermem. S-400 Rusya Musya oradan da almayacaksın. Aldın kullanmayacaksın. Ne zannediyorsunuz siz ya? Şimdi bunun ne seçeneği olacak? Türkiye... Bir seçenek var. Türkiye geri adım atar. Belki der. S-400'leri aktif de etmez mesela. Işte üzmeyelim, kızdırmayalım, kızdırmayalım. Kızdırmayalım, çekelim, hangaramı Sayın koyarız. Sayın Karaca S-400'ler aktif falan. diyor. Bu Türkiye'nin felaketi demektir o an. Ama bunu kim karar verecekse Türkiye'nin felaketi demektir. Türkiye yeniden boynuna kementi geçirir. Dolayısıyla çözüm şudur. En iyi anlayacakları şey odur. Diplomasi seçeneğini kullanmıyor Amerika Birleşik Ne zaman kullanır? Direnirsen kullanır. O da sahadaki direnir. Direnirsen denir. kullanır. İçeride gedik vermeyeceksin kardeşim. Birlik çağrısı. Birlik olacaksın. Bu işin siyasi iktidarı muhalefeti olamaz. Davamızda haklı mıyız? PKK, PYD aynı şey mi? Evet. Hiç açık vermeyeceksin orada. Kafa karıştırmayacaksın. PYD başka bir şeydir. Öbürü bilmem nedir. Hiçbir siyasetçinin dilinde bu olmayacak. Eğer bu ülkenin siyasetçisi ise. Bu toprağın çocuğuysa. PYD, onlar, YPG bir terör örgütüdür. Onların Kürtlerden bu ayıracaksın. Kürtler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Birlikte bu ülkede birlikte e, bu bağımsızlık mücadelesi verildi. Onları ayrı tutacaksın. Bunu net saptayacaksın. İki, Doğu Akdeniz'de birisi çıksın desin ki bana mavi vatan stratejisi yanlıştır kardeş. Ha, kafa karıştırmayacaksın. Ya Maraş'ı açmasaydık ya Libya'da işte elimizi zora soktuk falan demeyeceksin bunları kardeşim. Çok açık. Bunlar Türkiye'nin asli, yapması gereken hayati konuları. Orada tunç olacaksın. Tek sesli olun. O zaman bakın ne yapacak biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri? Hiçbir içeride hiçbir gedik olmadığını gördüğü andan itibaren koca bir Türkiye bu ya. Dolayısıyla hiçbir siyaset gedik bırakmıyor. O zaman elini uzatacak size. Diplomasiye başlayalım diyecek. Senin elin hep zaten havada. Diplomasi senin kozun. Buyur diyecek elbette oturun. Görün şu yanlışları artık. Şimdi Göksu Hanım, Hoca'ya burada ufak bir sorun var. Buyurun. Buyurun Sayın Çınar. S-400 konusunda yani kesinlikle katılıyorum. Türkiye'ye dik, dirayetli durursa partiler üstü bir konu olduğu için. Evet ama Washington DC bu olayı kendi ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğü için Rusya bana tehdit. Rusya ile beraber olanlarda bana her ne kadar Türkiye NATO müttefiki olsa da dinlemediği için yaptırım gelecek diyor. Eğer Türkiye dirayetli durup partiler üstü bir hareket yapacaksa çözüm bu ise aynı soruyu o zaman YPG PKK çizgisinde de görmek lazım. Burada Amerika geri adım atmadı. Ne Obama döneminde ne Trump döneminde hala maddi manevi Trump döneminde de PKK YPG'ye destek veriyor. Burada Washington DC bunun bir partiler üstü olduğunu, Türkiye'nin ulusal meselesi olmasına rağmen hala geri adım atmadığını da hatırlatmakta fayda var. O nedenle Türkiye ne kadar e, birlik beraberlik içinde olsa da S-400'de e, ciddi bir e, irade üstü bir tavırda bile Amerika'nın bu anlamda çok geri adım atacağını ben göremiyorum. Ama YPG, PKK örneğinde hocam açıklarsa yani onu nasıl o zaman... Ben Amerika bu... niye girdi adım Sayın Karakuş siz de izin istiyorsunuz size döneceğim ama Sayın Çınar'ın sorusu e, Yaşar Hocam Ali Yaşar Bey, Hocamdan Ben beri. başta söylerken dört sorun alanını belirledim. Bunların hiçbiri diğerinden bağımsız değil. Birbirinin, birbirinin aslında besleyicisi, nedeni, neden sonucu, her ikisi. Yani FETÖ dediğin yapının 16 Temmuz sabahı Sentkom'un komutanı ya ilişkide olduğumuz subaylardı, bunları kaybettik derse yetmez. Amerika İstihbarat Konseyi Başkanı ya onlar muhataplarımızdır diye ağlaşırsa çok açık değil mi? Yani FETÖ bağlantısı çok açık değil mi? Şimdi bunu siz çökertmeyi kendinize bir temel direnç noktası belirlediyseniz PKK-PYD yeri geldi işit FETÖ hepsinin birbirine yarayan terör mekanizmasına karşı bir topyekun mücadeleye gir girişmeniz aynı zamanda e, bu Türkiye'nin çatısız kalması, Türkiye'nin savunmasız kalması oradan sıkıştırayım buna razı edeyim. Bir sıtmayı göstereyim asıl ölümü, e, ölümü göstereyim bu sıtmalarla bu işi çözeyim. Anlayışın birer parçası. Yani Türkiye şunu yapsa hepsi birbiriyle ilişkili. Canım iade ettik S4'leri ya da aldık da kullanmıyoruz. PKK PYD meselesinde yaptığımız kadar yaptık. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksen e buyur yap. Bunu demeyecek ama sessiz kalacak, edilgen kalacak. Aktif ha harekatlar belirlemeyecek falan. E işte Doğu Akdeniz falan sıkıştırıp duruyorlar bizi. Kabul ettirecekler. Kıbrıs meselesini üreten onlardır. Avrupa Birliği'nin hukuku gereği hiçbir şekilde sınır sorunu çözülmemiş bir, bir, bir ülke Avrupa Birliği üye olamaz. Kendilerini ihanet ettiler hukuklarına. Birleşmeler 59 60 garanti anlaşmasını hiçe saydılar. 3 garantör ülkenin birlikte olmadığı hiçbir yere Kıbrıs hiçbir ad altında giremezdi soktular sorunu ve dengeyi bozdular dolayısıyla orada boyun eğeceksiniz bütün bunlar mavi vatan stratejisini biz olabildiğince öne çıkartıyoruz yerleşik hale getiriyoruz herkes artık denizini tanısın bir vatan suyudur burası diyoruz hayır burayı soğutuyoruz artık hiç ağzımıza dalmıyoruz mavi vatanı falan ondan sonra o geri adım atma dediniz Yerli Bey o geri atma, adım atma değil sizi attırmış olur o dediğini yaptırmış olur aşamalı olur. Birden keskin siyahla beyaz kadar ayrımlı olmaz. Süreç içerisinde edilgenliğinize siz çok güzel dediniz. Ne dediniz? Bağımlı hale getirmek istiyor savunma sanayinde. Öyle dediniz. Evet. Türkiye eskiden silah pazarıydı. Sattığı silahın adeta seni kölesi haline getirmek istiyordu. Ya ticaret serbest ticaret değil mi? Kanada'ya ne oluyor? Sihalara verdiği bir optik aparatı vermeme kararı alıyor. Niye? Neden rahatsız oluyorsunuz? Tank yapmaya çalışıyorsunuz, ortak Alman, Avusturya şirketleriyle yapalım, iyi gelin birlikte motor üretelim. Çekiliyorlar, hayır diyorlar. E ne oluyordu hani? Hani sermayenin dini, imanı, milliyeti yoktu, asıl para kazanmak kar değil mi? Hayır. F-35'leri de aslında Türkiye en fazla üreten ülke değil Elbette. mi? Elbette. Bak paranı iade ederim diyor, ben bu işten kar marı düşünmüyorum diyor. Ne e olacak bundan ne sonra? Mesela açık bir siyasi ve stratejik sıkıştırmadır. Türkiye önemli bir ülkedir, bulunduğu yer önemli bir yerdir. Yani Rusya'nın İsrail ile ilişkisi yok mu? Niye rahatsız olmuyorlar? Rusya'nın Almanya ilişkisi çok özel bir ilişki değil midir? Niye rahatsız olmuyorlar? Ha Türkiye olursa? Türkiye çünkü bulunduğu coğrafi konumun değeri aynı zamanda tarihsel birikimiyle. Burada unutulan ve unutturulan denklemler hareket eder, geçer diye korkuyorlar. Çok önemli ölçüde ya bir de yani Doğu Akdeniz'de bana bir tane ülke gösterin ki kaynağını bulacak, çıkartacak zenginliğine halkının zenginliğine ve refahına kullanacak ama bu beyefendilere Kutay Hoca'nın dediği gibi o aslan payını vermeden yapacak. Ne işleri var Doğu Akdeniz'de? Doğu Akdeniz ülkesi mi bunlar? Gelin Doğu Akdeniz'in ülkeleri var burada. Onlarla biz konuşuruz. Biz onu çözeriz. Ha yok. Orada denklemleri siz bozuyorsunuz. Gidiyorsunuz yok Libya ile bir şeyler yapıyorsunuz. Dengeyi bozuyorsunuz. Yok boyunuzu aşıyorsunuz sismik Araştırma gemisiymiş, sondaj gemisiymiş, Satın alıyorsunuz, bir de kendiniz aramaya kalkıyorsunuz, kendiniz çıkarmak istiyorsunuz ve bu bozuyor dengeyi. Uluslararası e, ortam birinin alan kazanması diğerinin alan kaybetmesi esasına göre işliyor. Maalesef böyle işliyor. Dolayısıyla... Hocam bu konuda size hepsine katılıyorum. Milli konularda birlik olmak gerekiyor. Başında dediğim gibi çıkar çatışmasından dolayı Türkiye'yi bağımlı hale getirmek istiyorlar. Milli konularda da. Türkiye geri adım atmaz. Ama biraz önce dediğinize yani merakımdan da dolayı yani bu konuda Türkiye bir kelimeniz S400'den o zaman geri adım atacak. Yani aktif etmeyecek diye bir sözünüz var. Ya yani bu mudur çözüm? Yani çözüm Türkiye'nin çözümü nedir? Bak bunu şunu söylemek için söyledim. Türkiye'nin üreteceği bir çözüm yok. Sorunun kaynağı biz değiliz ki çözümü biz üretelim. Yani Efendim gelecekler işte. Adımları diyelim. Yani karşı atak için yaptırımlar yerin geldi. Türkiye'nin ne dedi? Ali Beyciğim, yani... Ali Beyciğim şunu yapar. Yani bu, bu çok açık bir küresel e, aslında sömürgeci mantık işliyor şu anda. Sana boyunduruk altında seni işte yaptırım uyguluyorum. Bana muhtaçsın demeye getiriyor. Dolayısıyla işte bugün değilse yarın bunu kabul edersin. Sen etmezsen başkası eder. Şimdi yani iş siyasete girmeyelim ama olmasın diyoruz. İş siyaset konusu olmasın bu. Kalkıp da S-400'leri biz iktidar olursak, onların hiçbirini kullanmayız zaten da yanlıştı derseniz bekler, sabırlıdır. Emperyalizm bekler. S-400 biter, Doğu Akdeniz'den çekilin Neyse işte, Doğu Akdeniz... oraya da mesaj e, o oraya Akdeniz... verirsen, Söyleceğim. oraya da mesaj yani, verirsen, haklısınız. dolayısıyla beklersin. çok haklısınız ama ben beklerseniz. şey beklersen, oraya, umutlanır. Efendim, yani oraya umutlanır. efendim, oraya açısından. O yüzden diyorum ki yapmayalım bunu, diyelim evet, ki yarış, yarış içinde olalım, siyaseten yarış içinde olalım. Diyelim ki herkes bir ey Amerika desin ya, bir dakika desin. Sen müttefik değil misin? Yapma etme kardeşim. Bana da umutlanma. Ben de iktidar olduğumda aynısını yapacağım. Aynı direnci göstereceğim. Doğu Akdeniz'deki kararlılığımı göstereceğim. PKK-PYD'deki o... kararlılığımı göstereceğim. İç huzur mücadelesinde. Sayın Karakoş geleceğim size. S-400 meselesinde aynı yolu izleyeceğim. Kusura bakma. Bunu kabul edeceksin. Ben seninle savaşmak istemiyorum. Dostluk da kurmak istiyorum. Dostluk böyle kurulur ama. Müttefiklik bu, bu demektir. Gel o zaman bu yolda geri adım at. Tamam mı? Dolayısıyla gel burada gül gibi geçinelim. Bak senin de benden alacağın şeyler varmış. Paşam söyledi işte. Lityum çok önemli. Yani Bolivya'da darbeyi tezgahladılar ya lityum için. Elon Musk da çok sıkıştırdılar onu. En sonunda tweet attı, meydan okudu. Ya dedi, yani darbenin arkasında Musk mı var denildiği için. En sonunda kabul etti, dedi ki bir de meydan okudu. Biz istediğimiz yerde darbe yaparız dedi. Ne olmuş yani? Ha bak demek ki önemli bir şey o. Mesela budur. Evet. Yani burada ikircikli davranmayacağız. Tabii Hepimiz bir, bir şey Ali Ali Çınar'a bir soru sorayım. Bir, bir Şimdi... saniye. Sayın Karakuş söz tamam. hakkı istiyordu. Ardından Sayın size döneceğim. Bir dakika müsaade edin. Yani Buyurun. yarım saattir ben bekliyorum. Buyurun. Evet, size de Şimdi geleceğim efendim, Sayın bakın. Karakuş da söz hakkı. Istiyordu. Önce bazı şeyleri bazı ko ko konuları böyle bir elekten geçirmek lazım. Şimdi Sayın Çınar dedi ki efendim işte Pentagon'dakiler s 300 ile S400'ü mukayese etmiyor. S300 eski bir epenim sistem olduğu için F35 ile ilgili bilgi elde edemiyor falan dedi. O tamamen pentagonun uydurması. O tamamen pentagonun uydurması. bunu bir defa bilelim. Epenim bize işte yaptırım yapmak için S400'ü kullanma amaçlı bir tamamen uydurma işlem. Bunun yanı sıra da ne elde edeceği de meçhul yani o da ayrı o da ayrı konu, yani biz bu işlerin içindeyiz. O da ayrı konu. Yani tamamen işte biraz evvel de kıymetli arkadaşlarım söylediler. Yani Rusya ile iyi ilişkiler içerisine Türkiye girmesin. Olay bu kadar basit. Şimdi bunu geçtikten sonra e, tabii bakın burada çok önemli bir konu var. Biraz evvel söyledim. Bu firmaların efendim, parça üretemez hale gelmesi 11 milyar dolar gibi bir kayba uğrayacak Türkiye. Bu işlerin kararını çabuk vermemiz gerekiyor. Yani efendim Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelere ondan sonra bu işlemleri yapması için, e, parçaları üretmesi için, e, bir yerde anlaşma yapmaması lazım. F35'ler için mi diyorsunuz lazım? sayın Karakoş? F35'lerin evet, büyük bir bölümü çünkü parçalar için. Tür Türkiye'de üretiliyor. Evet. Bir an önce evet. bundan vazgeçmesi gerekiyor diğer ülkelere gitmemesi için diyorsunuz, değil mi? Evet efendim yani Amerika Birleşik Devletleri tamam S400'ü bize kullandırtmayacak. Onu anladık da. Niçin sen bizim parça üreten ülkelerimizin efendim e, hakkını elde ediyorsun? Hakkına e, galebe bir hareket yapıyorsun. Niçin yapıyorsun? Bununla ilgili mut mutlaka itiraz etmemiz lazım. En önemli konu bu. Yani şimdi işte daha evvel bazı televizyonlarda hatta bu televizyonda tahkim konusu konuşuldu ya. İşte en önemli tahkim konusu bence bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri 98-99 yıllarında yaptığımız bir anlaşma üzerine bizim 11 tane firma parça üretiyor. Efendim tamam S-400 ile ilgili F-35 bize vermiyorsun da Peki nasıl oluyor da efendim bizim parça üreten ülke e, firmalarımızla ne alakası var yani bu işin? Bununla ilgili üzerine gitmeliyiz. Yani şimdi eğer konuları Amerika'nın tamamı konularla efendim bir noktada konuşursak bunu çözmemiz mümkün değil. Evet iç işlerinde efendim e, bu konu çok özeldir e, birlik olalım. Ondan sonra ama bakın karşımızda bambaşka bir husus var. Şimdi... Bizi devamlı tehdit eden bir Yunanistan vardır. Bunu hiç kimse unutmamalıdır. Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Türkiye Hava Kuvvetleri'nin şu anda eşit olduğunu söyleyebilirim. Ama daha sonraki dönemde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki şimdi bize verilmeyen F-35'ler Yunanistan'a veriliyor. Dolayısıyla Yunanistan aynı zamanda Fransa'nın en iyi uçağı Rafale'yi alıyor. Ve bunların hepsi neredeyse 2021 yılında alınmış olacak. Denge bozuluyor. Şimdi siz eğer silahlı kuvvetler yönünden güçlü hissetmezseniz Yunanistan'a karşı o zaman bazı konularda efendim şunu istiyorum bunu istiyorum deme hakkınızı da elinizden alabilirler. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani ben de efendim denizdeki hakkımı alayım. PKK ile mücadelede Amerika'yı saf dışı edeyim. E benim işte fetö ile mücadelede istediğimi yapayım. Ben de isterim bunu. Ama siz bunu 1950'lerde kaybetmişsiniz 50'lerde. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı fabrikaları kapatmışsınız. Uçak üretemez hale gelmişsiniz. Avrupa'ya uçak satan ülke E 50'lerde bu hakkını yitirmiş. Ondan sonra 64'te Cezayir gibi E Johnson mektubu gelmiş. Daha sonra 74'te ambargo olmuş. Daha sonraki yıllar gizli ambargo yapılmış. Şimdi de bu noktaya gelmişiz. Yani şimdi bir yerde yaptığınız hatalar üst üste biniyor. Bu konuda benim söylemek istediğim şu: Bu konuda karar verecek olan bana göre hava kuvvetleridir. Yani hava kuvvetleri efendim, eğer herhangi bir şekilde bir 10 yıl daha yani bizim kendi uçağımızı üretinceye kadar. Yunanistan bize yeterli tehdit olamaz. Başka bir yerden de uçak almayacak almasak da olur diyorsa ben bir şey demem. Ama burada görünen ortada. Şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında mukayesesinde hava gücü açısından eşitlik var. Buna müsaade edemeyiz bu eşitliğin bozulmasına. Yani biz devamlı surette 1974 Kıbrıs barış harekatına girdiğimizde bir defa Yunanlıların 300 muharip uçağı vardı, bizim 450. Bizim pilotumuz evet. 2000'di, onların da 1000'di. Yani şimdi düşünün, hava kuvvetlerinde pilot sıkıntısı da var Türkiye'nin. Bütün bunları Evet, şimdi kısa göz önüne bir alarak konuşmak gerekiyor. Şimdi kısa bir araya gidelim Sayın Karakuş, aranın ardından Sayın Özülker ve Don Sayın cümlen. Karaca ile devam edeceğiz. F-35'ler konusunu cümlen. konuşmaya Don devam cümlen. ediyoruz. Tamam